bir meclis oluşturdu. İngiliz desteğiyle Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusu top sesleri duyulacak kadar yakına gelmişti. Bu sırada Fikriye İstanbul'dan Ankara'ya gelmek istediğini bildirdi. Paşa'nın söküklerini diker, yemeğini yaparım diyordu. Sonunda paşa bu işe izin verdi. O geldikten bir süre sonra da Çankaya'da paşaya hediye edilen bir eve geçtik. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Fikri, ne yapmışsın böyle? Bir mucize gerçekleştirmişsin. Sizi bir nebze olsun rahat ettirmek en kutsal vazifedir. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Teşekkür ederim Fikriye. Buyurun arkadaşlar. Fikriye, senden bir istirham olacak. Buyurun Mustafa abi. Hatırım için başını açar mısın? Ama evde yabancı erkekler var. Fikriye, burada sana kötü gözle bakacak kimse yok. Bir inkılap yapacaksak buna kendi evimizden başlamamız gerekir. Lütfen. Teşekkür ederim. Bu akşam masada bizimle otur. Peki Mustafa abi. Masaya buyurun arkadaşlar. Buyurun. Sert ve zorlu hayatımıza gökten bir melek gibi inen Fikriye Hanım'ın şerefine. Teşekkür ederim. Fikriye Hanım'ın şerefine. Fikriye Hanım'ın şerefine.